Herkese selamlar dostlar. 24 Ocak ve 25 Ocak 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Şöyle videonun başında sizlerden güzel seviyelerde like bekliyorum. Artı 300-400 seviyesinde olursa şimdiden çok teşekkürler. 2 saniyenizi ayırıp like atarsanız sevinirim. Skor yarışmasıyla başlayalım isterseniz. Çok güzel bir zaten giriş yaptık. Onu da belirtelim. Direkt skor yarışmasından önce. Neyse sırayla anlatacağım zaten. Öncelikle Arsenal United maçının maç skorunu sormuştuk. Tahsin Ata isimli arkadaşımız bildi. Tebrikler Instagram'dan yazarsa kata Telegram gruplarına dahil edelim. Sizlere bu iki günlük video olduğu için iki tane maç skoru sordum. Bayern Münih Köl maçıyla Freiburg'la Frankfurt mücadelesinin maç skorunu sordum. Ben kendi skor beklentim 3-1 Bayern Münih, 2-1 Freiburg bekliyorum. Değerlendireceklere, katılacaklara bol şanslar. Geçtim bunu. Yüksek misli neler yaptık pazar günü? Pazar günü bizim için inanılmaz bir gündü. iki tane kupon verildi. iki kupon geldi. Yüksek mislilerin hepsi geldi. Sistem odasında kazanç oldu. Canlılarda zaten estirdik. Şimdi yüksek misliyle başlayalım. 2000 TL soldu önerdim. 1.51 olanlık Avrupa kuponumdu benim. 1.51 oranı vardı. 2000 önerdim. Zaten artı 1000 lira direkt buradan koruyduk kasaya. Aldık mı geçtik. Sağ tarafta ne vardı? O da 1250 TL yurt içi mislimdi. Alanya kara gümrük zaten 2-2 skor beklendiğini söylemiştim. Golle geçmesini de bekliyordum. Stad'daydım. ben bu maçı da var olarak da yüksek misli olarak önerdim. Maç çok iyi geçmese de buldukları pozisyonları iyi değerlendirdiler. KG var'a da geldi. O da 1250 TL'den bizleri kazandırdı. Yüksek misli de bu şekilde zaten kasa yönetimi yaptığımı söylemiştim bu şekilde ilerliyoruz. Peki yüksek mislinin kazancı ne oldu? Net kar şu an ne? Ekrana o gelsin. Şu an arkadaşlar net kar 4445 TL. Bugün ayın 23'ü ile birlikte. Bugün de önebildi yüksek misli. Net kar gidenler gelenler sadece bu kardır. Cebinize kalan 4445 TL. Hatta şunu söyleyeyim. Yurt içi yüksek mislisini Avrupa'dan oynayanların karı çok daha fazla. Onu da bilgisini verelim. Geçtim bunu. Dün dediğim gibi iki tane kombine verilmişti. O iki kombine de başarılı oldu. Solda gördüğünüz ana kombinemdi benim. Alanya maçına hem var hem üst olarak aldım. 2-2 bitti zaten başarılı oldu. İşte Wolves mücadelesine ilk geri 1 olarak verdim. O maçta başarılı bir şekilde geldi. İlk geriden işte Haaland'ın attığı golle birlikte 1-0 önde kapattı. Oradan da aldık. Sağda gördüğünüz kombine Gladbach maçına var verdim. Arsenal maçına da ilk kere en çok korneri Arsenal kullanır dedim. O da günün alternatif kombinesiydi. O da kazanmasını bildi. Tebrik edelim ve bunu da geçelim. Sistem odasında da 6 maçlık 4-5-6 sistem verildi. Alanya maçına ilk yarı 3 küs verdim. Başarısız oldu. Erken dakikada bir gol geldi. Bir tane daha gol gelseydi süper olacaktı. Kayseri maçına 2-3 gol verdim. Geldi. Trabzon maçına 1 ve 3.5 alt yaptım. Keşke 4.5 yapsaydım da. Oran pek yoktu. Burada yüksek oran deniyorum ben. 3.5 alt yaptım. Gitti. Level Kuzen maçına deplasman atacağı 2 gol. Arsenal maçına handikap 0. 3.49 gibi orandan Juventus maçına da maç sonu 0 verdim. O da geldi. Sistem odasında da sistem 4-5-6 olduğu için buradan da kazanç sağlandı. Geçtim bunu. Canlılarda neler yaptık onu bahsetmek gerekirse. Canlı maçlarımız zaten gerçekten bu işte canlıda iyiyiz. Ekibim iyi daha doğrusu. Ben de iyiyim aynı şekilde. Kendimi övmeyelim. Burada ekip arkadaşlarımızla birlikte gerçekten güzel bir canlı seansı geçiyoruz her vakitte. Sabah, öğle, akşam, ikindin hiç fark etmez gece. Biz canlıların başındayız ki şöyle söyleyeyim. Çok kişi olduğumuz için 4-5 kişi canlı yapıyoruz. Maçları paylaştığımız için grupta çok fazla aktif oluyor. Yani 2 saatte 40-25 tane canlı gelmiştim mesela anladınız mı? Bu şekilde ilerliyoruz. Hatta gruptan göstereyim ben sizlere ekrandan. Şöyle böyle baktığımız zaman da şöyle geceden bir tane açalım. İkinci periyot 1 demişiz. Dallas maçı okey. Juventus maçı ilk kere bir buçuk üstü demişiz okey. Burada partizan maçını handikap almışız kendimize deplasmana. Bu başarısız olmuş mesela çarpıyı koymuşuz. Juventus geldi. Real Madrid maçını ilk yarıdan bir gol almışız. Dallas maçına ilk yarısı 90 almışız. Gent maçını almışız. Şöyle yavaştan yeşillendirmenin zamanı gelmiş. Burada da arka arkaya yeşillikleri zaten görüyorsunuzdur bu şekilde zaten ilerlemeye devam ediyoruz. Dediğim gibi yani açıklama yaparaktan da zaten arkadaşlarımız biliyor, biz biliyoruz. Bu şekilde yatanlar, tutanlar hepsi ekranda. Geçtim bunu da. Ee, sizlerden ricam dediğim gibi artı 300 seviyesinde bir like'tır. Like'larınızı eksik etmeyin. 2 günlük video. Herkese bol şanslar başlayalım. Schalke ile Leipzig maçıyla başlayalım. Öncelikle Schalke tarafına baktığımız zaman da son maçında mağlup oldu. Ee, mağlup olduğu fakat oynadığı oyun Frankfurt oynadı 3-0 mağlup oldu aynen. Frankfurt o maçta şöyle söyleyeyim. Schalke daha çok pozisyona girdi diye söyleyebilir miyiz bence. Schalke'nin duran topları çok iyi değerlendirdi. Tiotte'nin mesela İki tane net kafa vuruşu vardı kaçtı. Yani bu maçta kısaca Schalke'nin ben gol atma ihtimalini görüyorum Leipzig'e karşı. Duran topları çok iyi değerlendirdi Frankfurt maçında. Gol atamadı. İşte etkisini bu maçta gösteriyor. Birkaç tane de transfer yaptığını söyleyelim Schalke'nin bu arada. Mücadelenin güzel geçmesini Schalke tarafından da gol gelmesi bence muhtemel. Leipzig tarafına baktığımız zaman da birkaç tane eksikler var. Bu eksikler devam ediyor. Doğrudur. Hatta eksiklerden bahsedeyim size biraz. Eee... Mesela Enkunku bu maçta olmayacak. En önemli eksiklik. round bu maçta olmayacak. Gulacci de aynı şekilde olmayacak. Leipzig kalecisi. Şarkı tarafında da birkaç tane eksik var. Doğru. Ama dediğim gibi tempolu geçmesini beklediğim maçlardan bir tanesi. Ben bu maçı 2.5 üst olarak değerlendirme altına aldım. Oran da 1.49 gibi oran. Leipzig 2 tane atar. Şarkı de bir tane atsın. 2-1 olsun. Bizim olsun. Üst olsun. Kazanalım. Geçtim bunu. Bayern Münih ile Köl mücadelesi. Köl ya bu maçta Bayern Münih'i atar mı? Valla atacak gibi duruyor bence. Onun da bilgisini verelim. Şimdi neden atacak gibi? Köln'ün son maçında 7 tane attı bili biliyorsunuz. 7-1 yendi? Werder Bremen'i var ve üst olarak kombinemde vardı. Geldi zaten o kombinemizde. Köln bulduğu topları çok iyi değerlendirdi. Kaptığı toplarda inanılmaz çıktı. Yani şöyle söyleyeyim. Bayern Münih önde oynayacak. Yani Bayern Münih'tir. Defans mı yapacak burada? Defans çizgisi önde olacak. Orta sahada kaptığı toplarla birlikte Köln takımı Bayern Münih kalesine hızlı bir şekilde gelecektik ki geldikleri zaman da son maçta görüp 4-5 kişi bir anda depara kalkıyor. O yüzden pas 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 derken bir pas trafiği ileride hemen güzel bir şut pozisyonu yakaladığı zaman da saplayıp geçiyorlar ki son maçta 7 tane atılan 4 tane gol mesela böyleydi arkadaşlar bilginize. Bayern Münih'e karşı da gol atabilir mi? Atabilir. Ben bu maçta KG var seçeneğini aldım. Onu belirteyim var seçeneğini aldım bu maçta. KG var olan oranı zaten 1.48 gibi oranı var. Köln tarafından da gol bekliyorum. Köln'ün bir golünü oranı açmışlar mı acaba? O da 1.43. Köln'ün bir golünü de alabilirsiniz isterseniz ama Bayern de atardır zaten kendi evinde. KG var olarak alalım biz bunu. 1.48 gibi orandan. Yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığım zaman da şöyle bir önerim olacak. Onu da belirteyim. 2.37 mi ne oranı var onun da. Mücadele genelinde toplam gol aralığı 4-5 gol olabilir. Onun da oranı 2.37. Sisteme eklenebilir arkadaşlar. Onu da belirteyim. Ya yani beklediğim skor zaten 3-1 olarak belirtmiştim sizlere. Tam 4-5 gol aralığı da sisteme eklenebilir. Geçtim bunu da. Hoffenheim ile Stuttgart mücadelesi. Hoffenheim son maçında 3-1 gibi bir skorla mağlup oldu. Zaten araya girmeden önce de biraz kötü gidiyordu. Son 3 maçını mağlup olan Hoffenheim takımı var. Fakat 3-1'lik Union Berlin mağlubiyeti maçına baktığımız zaman da şunu söyleyelim ki. Hoffenheim ya yani iyi oynuyor. Yani takımda gelişme var. Tutkart'ın da maçını izledim. Hoffenheim'in de maçını izledim. Şu an tartıya koyduğum zaman ben burada Hoffenheim tarafını bir adam öne çıkarıyorum. Ayrıca kendi evinde olmasından kaynaklı da burada Hoffenheim'in galibiyetini ben sizlere yüksek oranıyla birlikte maç sonu 1. 1.80 gibi orandan taraf oran riskini burada karşılıyor. Doğrudan Hoffenheim'in galibiyetini 1.80 gibi orandan önereceğim. Değerlendireceklere bol şanslar. Maç sonu 1 direkt. Lazio ile Milan mücadelesi. Yani Milan tarafına güveniyorum. Milan tarafından gol gelir bu maçta açıkçası. Milan tarafının golünü ben aldım. Burada önemli olan bence Lazio'nun kendi evinde gol atabilir mi? Veya kendi evinde nasıl bir futbol sergileyeceği? Lazio kendi evinde bu tür maçlarda yani en azından reaksiyon verebiliyor. Gol yediği zaman da reaksiyon verebilen bir Lazio takımını görüyoruz açıkçası. Aslında çok fazla güven vermiyor Lazio tarafı da. Fakat Milinkovic Savic, Luis Alberto ikilisi orta sahada güzel işler yapıyor. Ve Immobile'yi arkaya iyi kaçırabiliyor. Fakat bu maçta Immobile olmayabilir. Onu belirteyim. Sakat olarak gözüküyor. İleride Zaccani ile Filip Anderson sağda da Pedro olur gibi. Ee, onun onun işi zaten önemli bir eksiklik. Lazio tarafından olursa bir gol. Yani orta sahadaki o Luis ile Savic ikilisi çok önemli ikili bence. Burada var bir alabiliriz bence 1.49 gibi orandan. Bir de bu maça çok güzel bir yüksek oranım var. Ben burada Milan kazanırsa tek farklı skor beklentinde 2-1'lik bir Milan galibiyeti olduğundan dolayı şurada handikap 0'ı 3.72 gibi orandan sisteme koyabiliriz gibi geliyor bana. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Ayın 25'ine geçiyorum. 25'inden de 4 adet mücadelem var. Yine Bundesliga'yı aldım hele. Bundesliga'nın sabah sabah oturdum. Tüm maçların özetlerini zaten tekrardan izledim. Analizledim. sizlerden sadece like atmanız kalıyor. Gerisini dinleyerek. Mainz Dortmund mücadelesi. Haller döndü takıma. Son oyunda da son maçta dakika 62 bile oyuna girdi. Fakat gol bulamadı. Güzel bir maç oynadı Dortmund. 4-3'lük bir skorla oynadı. Şimdi Mainz ile oynayacaklar. Mainz kendi evinde diri bir takım. Ya burada Dortmund'u ara ara sıkıntıya sokacaktır zaten. Kaleyi de böyle yani Dortmund yarı sahasını hapsetmek isteyecektir Dortmund'u. Fakat iyi çıkan bir Dortmund takımı var. O yüzden ben bu maçta devrede özellikle Mainz biraz baskılı başlamak isterse kontra atakla birlikte bu kol koyu iyi besleyebilen bir Dortmund takımı var. Orta sahadan gelenler gidenler Royce ve Adiemi derken burada ilk yarıdan Dortmund'un atacağı bir gole çok güzel oran vermişler. 1.68 İlk yarıda Dortmund sadece bir gol atarın oranı 1.68. Bence Dortmund dediğim gibi deplasmanda olması kaynaklı. Hızlı çıkışları iyi yapan takımlardan bir tanesi. Zaten Malın, ADM'i kanatlarda ileride de kokore. Hepsi hızlı oyuncular. İlk yarıdan bir tane gol atması bence muhtemel. Oranda 1.68 çok iyi bence. Değerlendirilir. Augsburg'la Gladbach mücadelesi. Bu maçı da şöyle bir değerlendirme altına aldım ben. Gladbach son maçında 3-2 mağlup oldu. Çok da iyi oynamadı orada. Aslında biraz reaksiyon vermeye çalıştı. Son dakikalarda iki tane gol buldu. Çok güzel oldu. Var ve üst bekliyordu bizim kombinemizde de. Kazandık orada. Asburg kendi evinde oynayacak. Dortmund'a son maçta sıkıntı yaptı. Güzel tempolu bir karşılaşma geçmesini bekliyorum. İdealden aldım bu maçı. Çok fazla oranı da yok zaten. KG var seçeneğinin gelmesini bekliyorum. Zaten 2-1 tarafında bir Asburg galibiyeti çıkabilir. Burada favori takım Gladbach gösterilse de Azbuk tarafının burada kendi evinde galibiyeti çıkması da muhtemel olabilir. Ama idealden biz var alınabilir bu maçta. Level kuzenle ile Bohum mücadelesi. Bohum tarafındaki Hoffman gerçekten ne kadar deneyimli bir isim olduğunu maçlarda gösterdi. Son başında da zaten galip gelirken 2 tane gol atarak da maçın oyuncusu olduğunu da belirtelim. Hoffman'ı beslemeye çalışan bir e, taktikleri var diyelim Bohum'un. Burada da gol atma ihtimalleri var bence. Leverkusen kendi evlerinde hızlı oynayan bir takım. Zaten bahsetmiştim. Diaby ile Fripon sağ tarafta inanılmaz işler yapıyor ki çok hızlılar. Ve adam eksilterekten de koşuyor bu adamlar sürekli. Bu maçı da tempo bekliyorum. Gol bekliyorum açıkçası. 2.5 üst olarak 1.42 gibi orandan ideal olarak değerlendirme altına aldım. Değerlendirecektir. Bol şanslar üst olarak bekliyorum. Son maçım Frankfurt'la Freiburg mücadelesi. Frankfurt'un son maçında ilk yarı bir, ilk yerden Frankfurt'un atacağı golleri almıştık hatırlarsanız da. Yani şöyle söyleyeyim. Borre ile Lindström'ün bireysel becerisinden geldi goller. Açıkçası beklediğim Frankfurt sahada çok yoktu. 3-0 kazanmasına rağmen söylüyorum ben bunu. Schalke'ye karşı. Freiburg'da oynayacaklar. Freiburg'da son maçında 6 tane gol yedi. Wolfsburg'dan. O maçta pek fazla pozisyon bulamadı. Fakat 6 yiyen takım bir reaksiyon gösterebilir gibi geliyor bana. Ben burada Freiburg'un gol atmasını bekliyorum. Frankfurt'ta bir tane atarsa KG var burada idealden alabiliriz. Bir 41 gibi oranı var. İdeal olarak değerlendirme altına alınabilir. Onun dışında ben Freiburg'un 6 sonrası eksiden bir reaksiyon göstermesi beklenebilir bence. Frankfurt takımı da çok iyi gelmedi gözüm açıkçası. Burada da bir ev sahibi 1.5 üstün oranı da gayet güzel. Ekstra olarak 1.93 gibi oranlardan da bunu da sizlere önermiş olayım. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Toplamda 8 adet mücadelem vardı. İdeallerinden ve yüksek oranlarından anlatmaya çalıştım. Değerlendirecek herkese de bol şanslar. Videoyu like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.